Evet arkadaşlar, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Ben Kaan Balcı ve ablam Emine Balcı. Arkadaşlar şu anda hem ablamın yayınında hem de benim yayınımda TikTok'ta açıldı. TikTok canlı yayınlarımız açık ve şu anda sizlere canlı canlı pasta yapacağız. Bisküvili pasta. Ama yapmadan önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olup daha sonra bildirimleri açıp şöyle güzel güzel yorumları yapıp beğenirseniz de seviniriz. Haydi biz başlıyoruz. Başlıyoruz. İyi gelenler, hoş geldiniz. Selamlar. Şu an hem canlı yayınlarda hem de burada pasta için uğraşacağız. Arkadaşlar bu arada sizlere ne yapıyorum? TikTok'la ilgili çok güzel bilinmeyen tiyoları da vereceğim arkadaşlar aynı zamanda. Hani keşfete düşemiyorsunuz, işte mavi tik nasıl almanız gerekiyor, bilmem daha bir sürü sorular bana geliyor. Onlarla ilgili de sizlere çok güzel bilgiler vereceğim. Hem pasta yapacağız hem de bilgileri vereceğiz. Evet, nelerimiz var? Hadi bakalım. Sütümüz var, bisküvimiz var, vanilyamız var, margarinimiz var, kakaomuz var, evet. Mısır nişastamız var ve unumuz var, şekerimiz var arkadaşlar. Abla sen bunu bıraktın, perdeleri yakacaksın ha. Yanmaz onlar, alışkın o perdeler. Abi perdeleri yakacaksın, ne yapıyorsun sen? Kaan Reis pasta yapıyor arkadaşlar. Evet şimdi sütleri koyuyor ablam. Ben aynı zamanda konuşayım arkadaşlar. Böyle yayınları idare edeceğim. Hem burada yayını idare ediyorum. Hem burada hem de buradan YouTube videomuzu da yapmaya çalışıyorum arkadaşlar sizlere. Ablamın ne sütü şimdi? Keçi sütü mü, inek sütü mü, manda sütü mü, dana sütü mü? Manda sütü arkadaşlar. Yok pardon, dana sütü. Sütün dibi koyulaşmasın diye şöyle bir su bardağı kadar da, hatta iki koyalım fazla olsun. İki su bardağı da su koyalım içine. Çünkü... Neden abla? Süt yanar, çabuk yanar süt. Sütün özelliğidir. Ve şekerimizi koyacağız şimdi. Zengo mutfakta, arkadaşlar Zengo mutfakta yaş pasta, bisküvili pasta yapıyor. Arkadaşlar bu arada ablam yaparken ben de sizlere yavaş yavaş anlatayım TikTok'ta keşfete nasıl düşebilirsiniz. Şu anda canlı yayında da izleyenler var bizi ve aynı zamanda da buradaki videomuzda da böyle bilmeyenler için söyleyeyim. Arkadaşlar TikTok'ta keşfete düşmek için sizlere zaten bir sürü videolar yapmıştım. Kanalımda videolar var, tiyolarla ilgili videolar var. Yarım paket margarini de sütün içine ilave ediyoruz. Anlatamayacağım galiba. Sen devam et. Evet, yarım paket margarini arkadaşlar ilave ettik. Yeni gelenler, Ekber Hasan hoş geldin. Arkadaşlar, keşfete düşmeniz için en önemli kural bir kere videolarınız ilk başta. Bir kitleniz yoksa kısa olmalı. Yani kısa videolar yapmanız gerekiyor. Yani bazılarınız yapıyor işte 1 dakikalık video ya da atıyorum işte 30 saniyelik video. Arkadaşlar kitleniz yoksa ne kadar fazla videonuzu izletirseniz o kadar keşfete düşebilirsiniz. Bunu öncelikle altın kural olarak şöyle bir kenara yazın. Okey? 1. Videolarımız ilk başta kısa olacak. Kısa ve öz izlenebilir olacak arkadaşlar. Yani 8 ile 15 saniye arası olması gerekiyor. Okey? Bunu kenara yazdık. Evet bu arada yayını da bakayım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. İki yayın daha açılıyor fazla şey farklı açıdan. Bir oradan bir açı, bir buradan bir açı arkadaşlar. Evet şu anda bisküvili pasta da yapıyoruz. Aynı zamanda yayınla da ilgileneyim. Selam. Şimdi arkadaşlar ikinci kuralı söyleyeceğim. Keşfete düşmekle ilgili ikinci kural çok önemli bunlar. Bakın dinleyin. Sizlere altın bilgiler veriyorum burada arkadaşlar. Bazıları görüyorum böyle TikTok'la ilgili işte keşfete nasıl düşersiniz yok bilmem ne yaparsınız videolar yapmış. Adama bakıyorum profilimde 5000 takipçisi var. Yani küçümsemiyorum ama 5000 takipçim var. Demek ki sen güzel anlatabilsen bir şeyleri bilsen kardeşim o zaman 100.000 olurdun. Olamamışsın anlatıyorsun boş boş izlenebilmek için. Şimdi anlatacağım. Abla margarin dur biraz ben yapayım dur. Karıştır onu böyle hafiften. Karıştırıyorum hafiften. Arkadaşlar. Ne yaptık? Sütümüzü ocağın üzerine koyduk. İçerisine 1 bardak 2 bardak kadar su koyduk sütün dibi tutmasın diye. Onun peşinden şekerimizi ilave ettik. Yarım paket bir margarin koyduk hani biraz böyle parlak olsun güzel olsun. Onu böyle eriyene kadar karıştırıyoruz. Ondan sonra devamı geliyor. Evet bisküviler de burada. Şöyle hazır hazır. Evet arkadaşlar yayındakiler var. Bisküviler burada. TikTok'ta keşfete düşmek için ikinci kural ne yapmanız gerekiyor onu da size söylüyorum hemen. Bakın bunu size var ya çoğu TikTok fenomeni söylemez. Yani çoğu söylemez çünkü niye? Sizler de fenomen olursanız rakip olacaksınız. O yüzden söylemezler arkadaşlar. İkinci altın kural neymiş? Birincisi arkadaşlar videolarınızı kısa yapacaksınız. İkinci altın kural hashtagler. Hashtagler var ya abla. Ablam da çok yaptı hashtagleri. Şöyle bir şey bakın arkadaşlar. Ablam 50 gün falan oldu. 2 ay olacak belki en fazla TikTok'a geleni. Benim ona uygulamış olduğum
hani dediğim profesyonel düşüncelerle birlikte ve kendi yeteneği benim de biraz destek olmamla ablam 50K'yı 2 ayda geçti. 50K oldu ve 2 ayda geçti. Şu anda 51 falan oldu galiba. O yüzden dediğim gibi bu bir tesadüf, şans işi olmuyor arkadaşlar. Tamamıyla algoritmayı da bilmek lazım. İkinci kural hashtagler dedik. Hashtagler arkadaşlar, yaptığınız videoyla ilgili hashtag koyun. Bak çok önemli. Siz atıyorum futbolla ilgili bir tane video çekiyorsunuz. Altına yazmışsınız Aleyna Tilki. Ne alaka Aleyna Tilki? Ya da Murat Boz ya da Tarkan, başka böyle bir şeyler yazmışsınız. Ya da işte beni öne çıkar milyonluk hashtagler falan. Arkadaşlar hashtagleriniz, sizler eğer yeni başlamışsanız hashtagleriniz kısa, yani ne diyeyim az olan insanların olduğu hashtagler olsun. Futbolla ilgili yapıyorsanız atıyorum işte kale, maç, futbolcu, öyle etiketler etiketleyin ve fazla değil, en fazla 4-5 tane etiket koyun. Bu sizlere yararlı olacak ve çok büyük, yani 1 milyon kişinin olduğu bir etiketi kullanmayın. Kullanacağınız etiket işte 1000 kişinin, 5000 kişi, 10.000 kişinin olduğu etiketler kullanın. Öyle videolarınız biraz daha fazla keşfete düşer. Üçüncüyü geliyor. Üçüncü çok önemli bir kural daha var arkadaşlar. Birazdan pastaya dönelim biz. Evet abla devam et. Evet bu arada biz ne yaptık arkadaşlar? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Önceden 4-5 kaşık unumuzu suyla böyle bir çırptık. Ondan sonra o çırptığımız unu özellikle şöyle göstereyim. Süzgeçle süzerek döktük tencerenin içine ki topaç topaç kalmasın. Ondan sonra 2 tane vanilya. Ben yumurta kokan şeyleri yemiyorum. O yüzden hani böyle kokmasın diye 2 tane vanilya koyduk. Ondan sonra 5-6 kaşık civarı da mısır nişastası. Ve muhallebimizi yapıyoruz. Biraz böyle katılaşmaya başladığı zaman ne yaptık? Kakaomuzu da böyle erittik. Evet, kakaomuzu da böyle erittik. Onu da içine ilave edeceğiz. Vallahi ben pastayı biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce pasta yapmıştık. Pastayı yaparken tencerenin dibini böyle bir yedim, bir yedim, bir yedim. Bizim orada Trakya'da ne diyorlar biliyor musunuz? Trakya'da bizim tencerenin dibini yiyenin, yani yiyen kişinin düğünü kışın çok soğukta olurmuş. Doğru mu abla? Evet, kar yağmış. Benim kar yağmış, kar yağdı kar yağmış. O derece öyle bir şey söylüyorlar. Bu da bir dipnot olsun sizlere. Evet. Üçüncü kural arkadaşlar. TikTok'ta keşfete düşmek için üçüncü kuralı size anlatıyorum. Bakın çok önemli bilgiler veriyorum size şu anda. Hem canlı yayında izliyorsunuz çekin. Hem de burada YouTube'daki arkadaşlarımız için. Üçüncü kural da arkadaşlar, videolarınızda doğal olmanız gerekiyor. Yani ne kadar doğal olursanız, ne kadar böyle yapmacık olmazsanız ve egolu olmazsanız, bu da sizin karakterinizle alakalı. Onları da yaptığınız zaman TikTok'ta keşfete düşebilirsiniz. Yani en önemli sizin karakteriniz. İnsanları sizden uzaklaştırmayın. Yani insanlar size yakın olsun. İnsanlar size yakın olduğu zaman beğeni atmaya başlıyor. Bu sefer yorum yazmaya başlıyor. Yorum ve beğeni de çok önemli. Ve aynı zamanda kendi size yorum yazan kişilerin yorumları beğenin ve yorum yazmaya çalışın. Ne kadar fazla yorum olursa algoritmada o kadar videolarınız keşfete düşer. Kurallar 3 tane oldu. Daha aklıma gelecek arkadaşlar. Bir iki kural daha var. Daha böyle ayrıntılı kurallar. Onları sizlere söyleyeceğim birazdan. Bir canlı yine bilgileneyim bakayım neler yazmışlar. Evet hoş geldiniz. Kaan abi birazdan geliyorum. Okey hoş geliyorsun. Tamamdır. Güle güle. Görüşürüz. Hepiniz çok sordunuz. Benim yayın çok uzak kaldı. Ben şöyle yanıma. Ve hepiniz soruyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bakın. Ben kapatayım. Burada bisküvili pasta yapılıyor. Bakalım pasta nasıl olacak. Bu arada şimdi altında ben yorumlar yazarlar. Ediyorum. Şimdi yorum yazarlar. İşte Ramazan'da oruçluyuz da siz pasta yapıyorsunuz falan. Siz de yapın. Arkadaşlar bakın. Hava karanlık yani. İftar geçti. İftar geçti, pasta yapıyoruz. Heh, bu kadar basit. Muhallebimiz koyulaştı arkadaşlar. Şöyle kakaomuzu bir karıştırıyoruz. Kan yavaş. Şöyle onu da ilave ediyoruz. Oynuyorum ben abla kendi. Pastanın adı bisküvili pasta işte be. 50K kutlaması. Ha evet, 50K kutlaması. Ablamın 50K. 50K'yı kutluyoruz o zaman pasta. Aynen, ablam TikTok'ta 50K oldu, onu kutlayacağız arkadaşlar. Evet, 50K pastası geldi ablama. Kendi kendine pasta yapıyor. Kendi kendine kutlayacak işte. Ne yapacak? Kendi kendine kutlayacak abla. TikTok'ta keşfete düşmekle alakalı 4. madde. Arkadaşlar şöyle diyelim, mesela sizin 5000 takipçiniz oldu. Sizler de TikTok'ta başka 5000 ya da 10.000 takipçili arkadaşlar edinin kendinize. Onlarla birlikte video yapmaya başlayın. Onlarla birlikte videolar yaparsanız
Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Onun kitlesini kendinize, sizin kitlenizi de ona bir şekilde aktarmış oluyorsunuz ve böylece daha fazla büyüyorsunuz. Yani şu an TikTok fenomenleri yapıyor ya, hani onu da yaparsanız o da çok etkilidir. Yani bunları yaptığınız zaman keşfete düşmeme imkanınız yok. Bir de topluluk kuralları yemeyin arkadaşlar. Bak, topluluk kuralları çok önemli. İhlal yemeyin videolarınızda. İhlal yediğiniz zaman algoritmanız böyle biraz aşağı düşüyor. O da çok önemli. Ablama devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, şu anda biz böyle muhallebimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ablam evet, yayında. Yayındakiler hoş geldiniz. Kusura bakmayın, chatle çok ilgilenemiyorum. Moderatörler sağ olsunlar ilgileniyorlar. Onlara bıraktım. Biraz sonra döneceğim ben chat'e. Çünkü bunu karıştırmam gerekiyor sürekli. Karıştırmazsam dibi tutar, güzel olmaz. Sonra böyle mahcup olmayalım yayında. Çünkü yapılmış hazırda da pastamız yok ve pat diye yaptık diye çıkartalım. Beşinci kural, bol bol video çekeceksiniz. Yani günde en az 5-6 tane video atın arkadaşlar. Çünkü siz ne kadar fazla video atarsanız TikTok sizi o kadar çok sevecek ve daha fazla algoritma da sizi böyle ileri ileri atmaya başlayacak. Valla ben ilk attığımda videolarım kaç izleniyordu biliyor musunuz? 30, 40, 50, 100 izlenmiyordu. Bak, bir ay boyunca 100 izlenmedim, deli oldum. TikTok'u bırakacaktım yani. Artık dedim bu ne ya, kimse beni beğenmiyor, kimse beni izlemiyor, kimse beni görmüyor, ben nasıl fenomen olacağım diye düşünürken sonra bir baktım 1000 izlenmeye başladı. 2000, 3000, 4000, 5000 derken öyle hurra ilerledi arkadaşlar, sizlere sayesinde tabii ki. Bir tiyo daha vereyim mi? Neymiş abi? Bol bol memleket memleket gezeceksiniz, her tabelada şık 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 oynayacaksınız evet, arkadaşlar. 50 kaldı ya havalarda şimdi, vay vay. Beni geçecek ha, vallahi ablam beni geçecek arkadaşlar. Yayınların daha fazla izleniyor. Daha fazla izleniyor. Ben atıyorum 500 izleniyorum ama 1K izleniyor. Vallahi helal olsun abla sana. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ondan sonra bir de arkadaşlar, videolarınızı silmeyin. Bakın, videolarınızı sildiğiniz zaman algoritmanız düşer. Videolarınızı silmeyin. Videolarınızı özellikle ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Gizliyorsunuz. Beğenmediğiniz video oldu, gizleyin. Ve videoyu bir gün keşfete düşmedi, kaldırayım falan, böyle sileyim falan düşünmeyin. Videolarınızı en az bir hafta bekletin. Bir hafta sonra veya bir ay sonra bile patlayan videolarınız olabilir. Bu da çok önemli bir nokta. Evet, benim muhallebim bu arada hazır oldu. Muhallebimiz hazır. Abi çok güzel gözüküyor be. Evet, bence de güzel görünüyor. Valla bir kaşık alacağım arkadaşlar. Sizin için bir kaşık alıyorum. Ekber Hasan hoş geldin. Tadına da bak, ben hiç bakmadım şeker oranına. İnşallah güzeldir. Evet arkadaşlar, başardık, oldu. Burası önemliydi. Evet, yeni gelenler hoş geldiniz bu arada. Abla vallahi mükemmel olmuş be. Evet, sen, bence de. Sen bu işi biliyorsun. Pastane mi açsak biz, ne yapsak Kaan? Bir pastane açalım. Poğaça moça yapalım, bir şeyler yapalım. Arkadaşlar biz Edirne'de sera yaptı babam. İşte 2-3 tane büyük sera yaptı falan böyle. Ondan sonra ablamla ikimiz TikTok hesaplarında bir paylaştık. İşte ben paylaştım 300 bin, ablam paylaştı 200 bin, 500 bin falan, böyle milyonlarca insana gitti. Şu İyi anda vallahi babam spideleri falan bitirmiş Nazlı'ya yani. Nasıl geçiyor yayın? O yüzden sosyal medya çok evet, önemli arkadaşlar. Bak, gerçekten çok önemli. Şöyle ablam içine bunu yerleştirdi böyle. Şöyle biraz evet, altına şunu şöyle bir şöyle hafiften süreceğiz. Görün bakalım pasta nasıl yapılıyormuş ya. Şöyle spatula ile biraz muhallebi. Niye biliyor musunuz? Servis yaparken tepsiden rahat alabilmemiz için. Yani çok kalın olması gerekmiyor. Ve sadece hani fırında bir pasta yaparken yağ sürdüğümüz gibi böyle dibine biraz muhallebi. Abla bunları ne yapacaksın? Bisküvileri üstüne koymayacaksın mı? Koyacağım. Bir saniye. Bir şunu bir al. Önce bir tabanını. Ha, önce bir tabanını yapıyor arkadaşlar. Çimentoyu döşeyelim. Evet, önce tabanını çimentoyu döşüyoruz. Ver bakalım bisküvileri. Evet, sonra da şöyle arkadaşlar bisküvileri. Şöyle bisküvileri diziyoruz. Bir tane ben koyayım alayım şöyle bir dakika. Kafana göre yerleştir. Şöyle. Sıra sıra olsun evet, mümkünse. Sen bu tarafı yap. Bu tarafı. Evet, şöyle başla. Ben sonra boşluk kalan kısımlara bisküvileri kırıp kırıp yerleştireceğim. Vay, evet, pastamız oluyor arkadaşlar. Geçen gün pasta yapmıştık biz yayında. Bütün herkes gece yarısı annesine malzeme buldurmuş, aldırmış. Anne pasta istiyor, pasta istiyor. Evet arkadaşlar, böyle size de gösterelim. Evet, pasta alıyor bak bak. Evet bak, böyle. Sonra da bu boşluk kalan kısımlara bisküvileri kırıyoruz. Hani çok böyle yerken muhallebi muhallebi ağzımıza gelmesin yerken diye.
Küçük küçük boşluklara da küçük küçük bisküvileri dolduruyoruz. Olur şimdi abla üstüne. Evet oluyor. Ben şimdi devam edeceğim burada. Bunu elde yapamayız çünkü. He, daha devam ediyor arkadaşlar. Evet. Tabii bu böyle kat kat gidecek arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Kadar, muhallebimizin yettiği kadar. Evet şu anda ikinci katı da çektik. İkinci kat da oldu arkadaşlar. Biraz bir çevireyim. Hani siz de böyle bir kanunu da izleyin. Pasta yapılıyor yayında. Hadi bakalım. Aa köşesi denk gelmedi. İnşaat ustası kiremitleri güzel dizemedi. Şöyle arkadaşlar boşluk kısımları da sakın kan bırakma sen de yoksa pasta yere gider. Abla bu böyle kayması kenara. Hayır o yapıştı artık o beton gibi oldu bir şey olmaz ona bak. Valla helal olsun abla. Böyle valla sen bu işi biliyorsun ha hacı. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. İkinci katı çektik şimdi üçüncü katı çekecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz muhallebisini fazlalaştırdı. Muhallebimiz çok çünkü biraz kalın olsun. Güzel olsun böyle yerken. Valla abla sıcak sıcak yeniyorsa ben hemen bir tane yerim yani. Sıcak sıcak kesemem. Çok istiyorsan al iki tane bisküvi. İçine kremayı koy. Biraz soğusun. Yersin. Tencereden alıyorum. Tencereden. Alabilirsin. Elimde arkadaşlar, elinden var. Arkadaşlar bu sizler için. Bu sizler için. Bakın bu sizler için bir tane aldım. Sıcak be. Normalde müsaade etmem ama yayında olduğum için müsaade ediyorum. Mis gibi oldu. Evet mis, arkadaşlar mis. Ne yaptık? Şimdi böyle muhallebisini üzerine kapattık. Şimdi tekrar kiremitleri döşeyeceğiz. Bisküvileri döşeyeceğiz. Bak ne demiş. Trakyalı olmak nasıl bir his? Bak his diyorum yani his değil is. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bizleri izleyen tüm herkese böyle teşekkürler, saygılar, sevgiler. Ama tabi aslen memleketimiz Trakya, Edirne, İpsala. O yüzden buradan tüm Trakyalılara da tüm her yere sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Gelenler bak alttan birisi mal yazmış bana. 5 tane mal yazmış şu an canlı yayında TikTok'ta mal yazmış. Engelle şunu be. Ne yazmış? Mal yazmış bana. Ne mallığını görmüş? Evet mal arkadaşlar. Ve 3. katımızı evet. Da yaptık. Şimdi rezidans oluyor arkadaşlar. Böyle kat kat rezidans oluyor pastamız. Vay. Yeni gelenler bu arada hoş geldiniz. Evet şimdi biz ne yapıyoruz? Abla sana yayında şaka yapmıştım. Çok özür dilerim yapmıştım. Pardon benim bir kaşık almam evet, lazım hoş burada. Hoş geldiniz. Evet kaşığımızı aldık. Şöyle biraz içine ne yaptık? Biraz muhallebi aldık arkadaşlar. Evet ya Kaan böyle. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kaan yiyecek öyle yemek yok. Abla, abla sıcak, abla sıcak, abla sıcak. Gözüne abla geldi. Abla sıcakmış ya. Evet. Kaan çok pasta istiyordu. Yüzüne gözüne girsin Kaan. Ay nerede? Bak, evet, Kaan pasta istiyordu. Yüzüne gözüne girsin arkadaşlar. Yüzüne gözüme geldi. Ya, yapma. Ya sen bana yaparsın ha. Sen bana... Ver şöyle pozu. Pasta oldu ya. Evet, pasta olduk. Sıcakmış bir de muhallebi yaptın yüzüme ya. Abla... Makyajım da gitti Kaan. İnsan vanilyalı koyardı böyle yüzüme de. Evet. Bir de bana gülüyorsunuz var ya buradan bak. Bak canlı canlı gülüyorlar bana abla ya. Evet dördüncü katımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Dördüncü kata çıkıyor. Arkadaşlar ben bu arada anlatayım. Az önce yarım kalmıştı. Mavi tik nasıl alınır TikTok'ta hepiniz merak ediyordunuz ya. Onu da söyleyeyim hemen sizlere. Yeni gelenler hoş geldiniz. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar TikTok'ta mavi tik alabilmek için eskiden 400 bindi ama şu anda sanırım 600 bin oldu. 600 bin takipçi olduğunuz zaman mavi tiki direkt alabiliyorsunuz. Tabii başarılıysanız. Herkes de alamıyor. Ama başka platformlarda yani YouTube'da ya da Instagram'da tikiniz varsa böyle mavi tikiniz varsa sıfır takipçide bile TikTok'ta mavi tik alabiliyorsunuz. Öyle bir ayrıcalığınız var. Onu da söylemiş olayım sizlere. Vallahi detaylı detaylı anlattım arkadaşlar. Bakın şimdi yukarıdan böyle geçiriyorum sizlere şeyleri. TikTok'ta mavi tik nasıl alınır diye buradan yukarıdan böyle tıklayıp o videoya da gidebilirsiniz. Dördüncü katımıza da çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Rezidans oluyor. Çatıyı da yapacağız size. Böyle sırayla geliyor. Evet. Ne yapıyoruz? Emine Kaan Balcı'ya pasta yapıyoruz şu anda size. Bak ne demişler arkadaşlar burada yorumlarda. Benden tam şef olurmuş. Ne şefi be? Ben burada ablam yapıyor, ben burada şey yapıyorum. Kaçıncı kattı Kaan? Yiyorum yani. Hı? Evet. Dördüncü katımızı da yaptık. Oo. Şöyle çek. Dördüncü katımızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi beşinci kat geliyor. Muhallebimiz yettiği kadar kat yapıyoruz. Bakalım kaç kat olacak pastamız. Çok merak ediyoruz. Arkadaşlar siz de sayın. Ben unutabilirim bu arada. Abla ne yapıyorsun sen be? Ben buraya kaçıyorum. Yok, sen oraya kaçıyorsun. Beni gönderiyorsun. Tepsiyi çevirme
imkanım olmuyor sıcak çünkü. O yüzden şöyle etrafında ben dönüyorum. Dünyanın güneşin etrafında yok, pardon, güneşin dünyanın etrafında döndüğü gibiydi galiba ablam arkadaşlar. Ablam galaksilere girdi, ablam gezegenlere girdi. Evet, yani girdi. Gezegenlere yakında, astrolojiye de gireceğiz, dolunay. Mars'a gideceğiz yakında. Evet arkadaşlar. Yani, efendim. Dünya kendi ekseninde dönerek güneşin etrafında döner. Bilmiyorum işte, biri dünyanın etrafında dönüyor işte. Ben de bilmiyorum, ben liseyi bitireli çok oldu arkadaşlar. Fen dersi göreli. Abla yırtık donundan çıkar gibi geldi. Burada hemen söyledi, bir şey gitti. Yani söyle. Evirdi. Yırtık donundan çıkar gibi geldi. Yırtılmış donları da zaten. Kızımı rezil ettin. Daha yapmadınız mı? Yemeyeceğiz mi? Pastamızın son katında çıkıyoruz. Evet şimdi son katını da yapacağız. Son katını evet, biraz muhallebimiz tabii soğumaya yüz tuttuğu için böyle koyulaşmaya başladı. O yüzden biraz şöyle çırpalım. Mikser var mı? Evet var ama bu çelik olduğu için şimdi mikseri ona sürmek istemedim. Ne bileyim, içinden sanki böyle bir demir parçaları koparmış gibi gelir bana, yiyemem. O yüzden zaten böyle. Zaten o çizilirse ondan sonra kanserojen madde yayar, atılması gerekir. Evet, o yüzden biz böyle eski zaman usulü annemin... Abla eşim yandı, elim yandı abla, haydi abla. Tamam, evet, haydi devam. Haydi abla, kanserojeni bırak sen şimdi, ben bunu yiyeceğim, isterse ne olursa olsun içinde onu yiyeceğim yani. İyi yiyebilirsin, afiyet, şekerle yani. Şeker olsun. İsterse kanserojen olsun yerim. Evet, şöyle arkadaşlar, dökmeden, şöyle yan tutma, dik tut. Şöyle üzerine de şu muhallebiyi koyuyoruz ve onu güzel bir şekilde spatula ile güzel yaydıracağız. Size de biraz muhallebi bırakayım da yiyin, yoksa dayanamayacaksınız. Ben biliyorum. Onu buraya koyarsan ya da tamam, böyle. Ben götüreyim, götüreyim, hadi ben götüreyim. Evet, şöyle arkadaşlar, evet. Şöyle eşit bir şekilde inşallah yere düşürürsün. Ablam yere düşsen ne olur? Evet, düşüyor mu? Ben... Ay düşüyor da. Ay. Kaan Allah aşkına yere sıçradı ya, muhallebi sıçradı. Bir daha... Fark etmez, Helin yalar mı yerden? Bekliyor zaten burada Helin. Gel kızım, burada var bir pasta, biraz yala onu. Ya çok kötüsün Kaan, var ya sen benim çocuğumla... Helince'ye Instagram bunu... adresi arkadaşlar, bakabilirsiniz. Helince mi? Arkadaşlar bu pasta yere düşerse ben Kaan'a ne yaparım? Helince yani, Helin.c. Soyadım. Evet. Dikkat et Kaan, vallahi yere düşerse seni bu yasakta sokağa atarım. Onu düşürürsen şimdi ağlarım. Sen ağla. Hadi. Soluma üstüne, yiyeceğiz onu. Ne soluması? Soluk mu almayacağım yani? Sen de var ya, yok soluma, nereye soluyum böyle mi? Hadi yiyelim mi artık? Bu yenmez canım, bu şimdi biraz soğuması lazım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Allah. Hemen herkes gitsin annesine, böyle ablasına pastayı yaptırsın, tamam mı? Hadi bakalım, koşun ya, malzeme almaya. Her yer kapalı, nereden malzeme alınacak? Evet arkadaşlar, bunu yiyebiliriz sonra. Buraya koyalım. Güzellik. Evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle bisküvilerden kalan parçaları. Şöyle. Dün muhallebi oluyor. Yeriz ben, dur. İğrençlik yapma. Ne iğrençlik, kenarından tutuyorum hep, parmakla mı yapıyor onu? Kenarından akıyor, günah yani. Üstün muhallebi olacak. Evet arkadaşlar, kimler var burada, ne yapıyoruz? Tarifsiz pasta yapacağız Nazlı. Biraz sonra tarifini vereceğiz. Yayına geçip de chat'e göre cevap vereceğiz. Şimdi yapalım ki muhallebisi kötü olmasın. Kurursa kötü olur. İşimizi bitirdikten sonra tarifini de vereceğiz arkadaşlar. Evet şu anda pastamız hazır. Bitti. Ve pastamızı en güzel şekilde yaptık. Şimdi dolaba koyacağız değil mi abla? Soğuk tarafa. Ve ondan sonra biraz dışarıda durması lazım. Yiyeceğiz yani. Dediğim gibi arkadaşlar. Yiyeceğiz tabii. Trakyalıyız. Yiyeceğiz. Arkadaşlar. Ablamla daha fazla videomuzun gelmesini isterseniz çok kişi kışkırtma diyor. Ablama onları da yapayım mı bilmiyorum. Bazen artık yapmaya çalışacağım. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazıp kanalımıza da şöyle bir böyle kırmızı noktalı bir şey var. Böyle, oraya da abone olun. Bir de bir yorum atıp beğenirseniz işte tamam. Anladınız siz onu. Okey. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.